alıcıyı ve satıcıyı orta noktada buluşturuyoruz. E, her mülk için o mülkün pazarlama stratejisi birbirinden çok farklı olabiliyor. Mesela bir satıcı, bir müşterimiz geliyor diyor ki ben evimi satmak istiyorum Ülke Hanım. Bu fiyat doğru mu? Bunu bilmemiz lazım. Merhabalar, bugün sizlerle ev alırken ya da satarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağım, konuşacağız. E, öncelikle ev satarken dikkat etmemiz gereken en önemli konu e, evin fiyatını belirlemek. Doğru fiyatlanmamış bir evi satabilme imkanımız tabii ki yok. E, bunu belirlerken bizim kullandığımız çok farklı yöntemler var. E, kira çarpanı, arsa, inşaat kalitesi, son satılmış fiyatlar. Tabii ki biraz da e, bizim hissiyatımız, bizim havayı koklamamız da önemli oluyor. E, bunun haricinde bir diğer çok önemli noktada. Pazarlama faaliyetleri. E, eskiden e, bir evin camına e, satılık daire yazdığımızda e, satılık daire al al arayan bir alıcıyla buluşup bu evi satabiliyorduk. Ama günümüzde tüm koşullar değişti ve daha dijitalleştik. E, sadece bu yöntem değil, tabii ki branda da önemli bir yöntem olsa da hem sosyal medya hem internet siteleri gerektiğinde çok farklı yöntemler, mailing gibi çok farklı yöntemlerle doğru pazarlamayı yapmamız gerekiyor. Çünkü doğru pazarlanmayan ve doğru fiyatlanmamış bir evi kesinlikle satamayız. Bunun haricinde e, hukuki süreçler var. E, bu evin vergi borcu var mı, belediye borcu var mı, asfalt borcu var mı? Belki evin kredisini tamamladık ama ipotek fekkini yapmamış olabiliriz. E, bu süreçleri tamamlamamız lazım ki e, herhangi bir takyidat olmayan bir tapuyu alıcıya devretmemiz gerekiyor. Bir de satış esnasında ödemenin tamamını almamız gerekiyor çünkü tapu memuru bize alım satımdaki tüm ödemeler tamamlandı mı diye bir soru sorar bunun tamamlanmış olması gerekiyor. Eğer mülk krediyle alınıyorsa tabii ki kredili süreç farklı. Kredi tutarı tapu sonrasında banka tarafından size ödenecek. Bunun tam tersini alıcı tarafını düşünürsek de en önemli konu tabii ki bütçe. Bütçemiz ne kadar? Ne kadarlık bir bütçe ayırıyoruz biz bu evi satın almaya? Şöyle de olabilir, mesela 1 milyonluk bir bütçemiz vardır ama çok beğendiğimiz bir ev için 300 bin liralık kredi çekebileceğimizi düşünüyoruzdur. Bunları net olarak belirlersek aslında e, aramamızı çok daha daraltabileceğimiz için, odaklanabileceğimiz için bu bizim işimize çok yarıyor. Bir diğer konu yine satışta olduğu gibi e, hukuki süreçler alacağımız evin bir kira kontratı olabilir. Kiracıyla yüzde görüşmemiz lazım. O kira kontratını okumamız lazım. Gerekirse bir avukattan danışmanlık hizmeti almamız lazım. Ve bir alıcıysak en önemlisi tabii ki piyasa araştırmasını doğru yapmamız lazım. Yani bu evi alıyoruz, alırken bu fiyat doğru mu? Bunu bilmemiz lazım. Bunun için de son satış rakamlarını bilmek lazım. Bölgeye hakim olmak lazım. Aslında biraz da burada biz devreye giriyoruz. Çünkü ev alıp satma süreci çok kolay gibi görünse de çok ufak tefek çok fazla detaylar var ve hukuki detaylar da var. Bunu bir de diğer taraftan düşünelim. Biz ne yapıyoruz danışman olarak? Mesela bir satıcı, bir müşterimiz geliyor diyor ki ben evimi satmak istiyorum Ülke Hanım. E, fiyat da bilmiyor oluyor e, ve öncelikle evi görüyoruz ve bir değerleme yapıyoruz. Tabii çok fazla değerleme kriteri var. Onunla ilgili bir rapor hazırlıyoruz. Bu raporun içinde neler oluyor? Son satış fiyatları oluyor. Bölgede e, rakip analizi oluyor. Rakiplerimiz neler? Hangi evler? Yani bize gelecek alıcılar hangi evlere gidebilir? E, Kira çarpanından bir değerleme oluyor, arsa payından bir değerleme oluyor, bölgenin metrekaresinden bir değerleme oluyor ve bize nasıl anlatsam bir aralık belirliyor ve o çok net bir aralık görüyor mülk sahibimiz. İşte 700 bin ile 740 bin arasında bir değerden bu evin satışa çıkacağını, satılabileceğini biliyor oluyoruz. Bundan sonra artık pazarlama sürecine geçiyoruz. Pazarlama sürecine geçmeden önce de Hukuki süreçleri çözüyoruz. Evin üzerinde herhangi bir takidat var mı? E, satış sürecinde önümüzü engel olacak neler var? Bunları çözdükten sonra pazarlama sürecimiz başlıyor. Çok hızlı satılması gereken bir mülk olabilir. Onun için öne çıkarmalar yapabiliriz. Dairenin pazarlamasına başlıyoruz ve e, her mülk için o, da, e, o mülkün pazarlama stratejisi birbirinden çok farklı olabiliyor. Yani açık davet yapabiliyoruz, bölgeye mektup dağıtabiliyoruz, öne çıkarmalar yapabiliyoruz. Buna göre pazarlama sürecimizi planlıyoruz. Pazarlamaya başladıktan sonra diğer taraf devreye giriyor. Artık alıcılarımız için de aynı süreci yönetmeye başlıyoruz. Sunumlarımızı yapıyoruz, teklif alıyoruz ve teklif süreci aslında en önemli süreç. Yazılı teklifimizi aldıktan sonra alıcıyı ve satıcıyı orta noktada buluşturmaya çalışıyoruz tüm koşullarda. Çünkü satıcının belli koşulları olabiliyor. Mesela o 3 ay sonra evi boşaltacak olabiliyor. Alıcının başka koşulları olabiliyor. Mümkün içinde kiracı olabiliyor vesaire. Alıcıyı ve satıcıyı e, orta noktada buluşturuyoruz ve bundan sonra artık satışımız kapanmış oluyor. E, tapu devriyle birlikte sürecimizi tamamlıyoruz. Burada hem alıcımız doğru fiyattan bir mülk aldığından emin oluyor. Tüm süreçlerde bizden yardım almış oluyor. Satıcımız da doğru fiyattan ve doğru pazarlama teknikleriyle kısa sürede mülkünü satmış oluyor.